Başkanımız hazır mı acaba? Peki. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Gazi Osman Paşa Anadolu'nun çok birçok yerinden gelen insanların yerleştiği bir ilçemiz, İstanbul ilçesi. Ve Gazi Osman Paşa'nın şöyle bir yönü var, eskisi ve yenisi olarak gittikçe güzelleşmeye başladı. Gerçekten insanların daha rahat yaşayacağı bir ilçe olmaya başladı. İşte onun bu çalışmanın mimarı Hasan Tahsin Usta Beyefendi. Şu an attığımızda Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sayın Başkanım. Evet, ses alabilir miyiz stüdyoya arkadaşlar? Ses geliyor mu şu anda? Evet, şu an duyabiliyorum başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum. Adnan Başkanım bu arada. Adnan Bey mi? Ben Ahmet diye anladım. Evet, evet. Başkanım beni göremiyorsunuz tabii bu arada herhalde. Evet, göremiyorum. Evet, evet. Başkanım az önce de ifade ettiğimiz gibi Gazi Osman Paşa aslında minyatür bir Türkiye. Türkiye'nin 81 ilinden insanların yaşadığı. Genel anlamda da geçmişten de bugüne kadar Anadolu insanlarının yerleştiği bir yer. Ama siz yani sizin başkanlığa başlamanızla beraber de güzelleşmeye başladı. Öncelikle sizi tanıyalım. Sonrasında da sorumu sormuş olayım. Pandemi döneminde Gazi Osman Paşa'da neler yaptınız? Öncelikle sizlere kolay gelsin diyorum. Mavi Karadeniz izleyicilerine de en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizleri seyircilerimizle buluşturduğunuz için de size ve Mavi Karadeniz camiasına da teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimle inşallah keyifli dakikalar geçirmiş oluruz. Hasan Tahsin Usta ben, aslında Trabzonlu. Üniversiteden itibaren de İstanbul'da ikamet ediyorum. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar özel sektörde proje ve mühendislik hizmetleriyle işgal ederken aynı zamanda da lise dönemlerinden beri sürdürdüğümüz siyasette de profesyonelce sorumluluklar almaya başladık. Özellikle 94-99 belediye meclisliği, genel meclisliği, ilçe başkanlığı gibi görevlerin akabinde 2014 yılında belediye başkanlığı nasip oldu. 2014 yılından beri de ikinci dönemle birlikte Gazi Osman Paşa'da belediye başkanlığı görevini yürütmeye çalışıyoruz. Herhalde bu kadar yeterli. Normal esasen özel sektörle birlikte de siyasetle uğraştığımız için şehrimizin de geçmişini, evveliyatını, özellikle de belediyeyle ilgili çalışmalarını içinde olmamasa bile yakından takip ettiğim için çok fazla sorun yaşamadan burada hizmet yapmaya gayret ediyoruz. Evet, harika. Başarılarınızı görüyoruz başkanım. Yani Gazi Osman Paşa'nın geçmişiyle bugün arasına baktığınız zaman zor oluyor mu başkanım? Yani şimdi yeni yapılanmaya çalışan bir kentlilik kültürünü de vatandaşlarınıza aşılamaya çalışıyorsunuz tabii bu arada. Yani şimdi İstanbul'un semtlerine baktığımız zaman Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy daha eski semtler, yerleşim açısından söylüyorum. Yeni yeni inşa olan bir kentte belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Zorluk yaşıyor musunuz başkanım? Şimdi şöyle bakmak lazım. Boş bir alana mülkiyet sorunu olmayan, imar sorunu olmayan bir alana yeni bir şehir kurmak çok kolay. İmkan, fırsat, para varsa, yatırımcı varsa bu işi yönetmek ve orada yeni bir şehir inşa etmek çok kolay. Evet. Ama geri dönüp baktığımız zaman özellikle İstanbul'un geçmişinden bugüne kaçak yapılaşma, plansız yapılaşma, yapılaşmış, ömrünü bitirmiş, köhneleşmiş yapılarla şehri yönetme oldukça işimizi zorlaştırdığını söyleyebilirim. Yani bir şehir düşünün, her tarafı binalarla dolmuş, bir kısmı ömrünü bitirmiş, altyapısı yetersiz, ulaşım sorunu had safhada, donatıları son derece kısıtlı. Bu şehirde gelişen, büyüyen İstanbul'da ve her şehirle eş değer hizmeti vermek imkansız gibi bir şey. Bir yandan da bir şehri yıkacaksın, o şehrin insanlarını orada hayatını ikamet ettirecek şekilde ağırlayacaksın. Okulu, iş yeri, evi, yolu, altyapısı o insanlara o süreç içerisinde hizmet verecek. Bir yandan da o insanların aynı yerde ikametini sağlayacak konutlarını yapıp kendine vereceksin. Yani kentsel dönüşümle biz bu şehri imar etmeye, yerinde dönüşüm yaparak insanları yerinde
kendi konutlarının yerine daha donanımlı, daha modern, daha yeni, konforlu konutlara kavuşturmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan bir şehrin bu yere yeni bir şehir yapılmasının zor, zahmetli ve zamanlı bir iş olduğunu özellikle göz önüne alırsak işimiz çok kolay değil. Ama işi kavrayıp, işi yapmayla ilgili irade ortaya koyup yapacağımızı da planladığımız için çok fazla zorluk çekmiyoruz. Çünkü o zorluk kısımları açtık. Ama şöyle bir örnek vereyim. Bir arsan var, mülkiyeti senin. Evet. Hukuki problem yok, imarla ilgili problem yok. Üzerinde de 7 katlı bir binan var. Bu binayı yıkacaksın. O 7 katlı binada olan insanları bir yerde ikamete ettireceksin. Orada taşıyacaksın, kiralarını ödeyeceksin. Sonra bunun imar sorununu çözüp yeni bir inşa alanı oluşturup yeni kaynak bulup oraya inşaat yapacaksın. Bu çok kolay değil. Yani boş bir arsaya dahi bir bina yapmak projesi inşaatı neredeyse minimum 2 sene 3 sene alıyor. Dolayısıyla bizim işimiz bu açıdan da zor. Ya yani ancak geçen süreçte de vatandaşların bu konudaki itimatı devam ettiği için biz de bu işi kolaylaştırıyoruz. Bütün mesele güvene dayalı. Güven oluşturduğun zaman, insanların bu konudaki hoşgörüsünü kazandığın zaman, sabrına yeterli derecede sığındığın zaman bu iş kolaya dönüyor. Onun için biz de işi kolaylaştırmış durumdayız diyebilirim. Evet. Tabii Karadenizli olmanızın da vermiş olduğu bir mücadele gücü var. Nihayetinde Karadeniz insanı doğayla mücadeleyi sever. Doğduğu andan itibaren siz de bunun avantajını herhalde yaşıyorsunuz başkanım. Tabii şimdi Karadeniz'den gurbete gelenler biliyorsun eskiden bavul vardı. Bavula yani malzemeleri koyarken içine testeresini, keserini yani iş elbisesini koyup gurbete öyle gelirdi. Yani iş bulamazsam hani en kötü ihtimalde inşaatçılık yaparım. Bizde öyle bir ruh olduğu için, öyle bir heyecan olduğu için tabii yıkmaktan, yapmaktan yorulmuyoruz da kaçmıyoruz. Bu yönümüz bize avantaj sağlıyor ama onu söyleyebilirim. Peki başkanım, halkınız da sizi seviyor tabii. Yani yeni dönemde de sizi belediye başkanı olarak görmek istediler. Size teveccüh edip oylarını verdiler. Bu pandemi döneminde nasıl halkınızla nasıl bir iletişim kurdunuz? Nasıl atlattınız pandemi dönemini başkanım? Şimdi Adnan Bey şöyle pandemi sürecini bizim atlattığımızı ben Türkiye'deki pandemi süreciyle ilgili birleştirerek sunsam daha yerinde olur diye düşünüyorum. 10 Mart itibariyle Türkiye'de başlayan pandemi sürecinde ne yapılması gerekiyorsa insanlık namına her şeyi yaptık. 24 saat tüm ekibimizle birlikte araç, gereç, imkanlar tamamen 3 ay boyunca bu süreçte seferberlik ilan edilmiş şekilde halkımıza hizmet verdi. Bir yandan da tabii ki hükümetimizin, bakanlıklarımızın bu konudaki yoğun gayretleri şehirde insanları oldukça rahatlattı. Biz de dezenfektesinden maskesine, gıda yardımından sosyal yardımına, araç gereçten tüm imkanlara kadar, tüm kamu kurumları da dahil, hastanelerimiz dahil, her ihtiyaca, her talebe koşmaya çalıştık. Yapılması bize gelen taleplerin tamamını karşılayarak yerine getirildi. Ben bu pandemi sürecini Türk milleti olarak tarihe bir destan yazılmış olarak geçilmesi adına emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, sağlık çalışanlarımız, diğer bakanlarımız, belediyelerimiz, halkımız, gönüllü dostlar, gönülseverler, vakıflar bir seferberlik gibi burada müthiş bir millet devlet dayanışması ortaya koydu. Tıpkı Çanakkale ruhunda ve 15 Temmuz ruhunda olduğu gibi devlet kararları aldı, ilkeleri koydu, vatandaş da el ele verdi, omuz omuza verdi. Bu süreci bu noktada yönetti ve başardı diye düşünüyorum. Yani sadece bir kişiye ya da bir kuruma bu işi mal etmek yeterli değil. Çünkü herkesin inanılmaz katkısı oldu. Burada da millet özellikle 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve gençlerimiz çok büyük fedakarlık gösterdiler. Bunu kimse küçümseyemez. Sokakta kurallara uymayan, pazarda işte denetimden kaçan ya da ne bileyim ikazlara rağmen hala bir takım ilkeleri yerine getirmeyenler varsa da bu çok fazla oranı etkilemez. Halkımızın büyük bir çoğunluğunun ortaya koyduğu bu inanılmaz irade
bence Türk milleti adına tarihe not düşecek bir süreçtir. Bir yandan da mesela en çok belki takdir edilecek bir durum biz yakından bildiğimiz için pandemi süreci başlar başlamaz Sağlık Bakanlığımız bu hastalıkla ilgili ne kadar ilaç varsa hepsini topladı. Evet. Bu çok önemli bir detaydır. Akabinde de ilk başlarda tabii sistem kim ne olacak ne gidecek tam oturmadığı için bir iki hafta bir ilaç tedavi ücret falan filan karmaşaklığı yaşandı. Ama akabinde de hastane ve ilaç ve tedaviden bir kuruş alınmadan bütün imkanları devlet bu salgın adına seferberlik ilan etti. Bu da çok önemli bir ayrıntıdır. Bir yandan da aslında Karadeniz insanı bu şey çok alışıktır. Zorda kaldığı zaman hani deveye dereyi bile atlatır derler Karadeniz'de. Zorda kaldığı zaman müthiş bir performans, müthiş bir başarıyla bir yandan kendi solunum cihazlarını üretti. Evet. Bir yandan dünyanın birçok ülkesine sağlık malzemesi gönderdi. Bir yandan da çok kısa sürede, ben 3 tanesinin açılışına gittim. Çok kısa sürede, yani tarih yazacak nitelikte 45 günde hem Sancaktepe'de hem havalimanında 2 tane hastane açıldı. Sırf bunlar milletin sağlığını önemsediğimiz için başka risklere mahal vermemek için alınmış önlemlerdi. Biz evet. özellikle sağlık çalışanlarımız adına onlara haftada bir gıda, meyve gibi böyle moral, motivasyon desteklerinde bulunduk. Bir yandan da tabii ki sıkı denetim gerekiyordu. Zabıtamız 24 saat hizmet esaslı her türlü denetimi yapmak suretiyle bu güven hususunu hassas derecede tutmaya çalıştık. Ama bu pandemi sürecinde aslında hiç gözükmeyen ama bu işin arka planında sağlığımızı en çok etkileyen parametrelerin başında gelen temizlik yani hijyenlik bizim hiç taviz vermediğimiz o can siparişine çalışan temizlik işçilerimizi gerçekten takdir etmek lazım. En az sağlıkçılar kadar bu süreçte müthiş katkılar olmuştur. Hatta birçoğu pozitif hasta olarak tedavi görmüştür. Ona rağmen bu süreçte temizlikten taviz vermeyerek, hijyenlikten taviz vermeyerek bu işin ehemmiyetini kavramışlardır. Bütün birlikte ortaya konulan bu performans gerçekten Türk milletine yakışır bir performanstı. Bu bakımdan biz pandemi sürecini sadece bir salgın değil, Türk milletinin şanlı, şerefli geçmişiyle özleştirip tarihe not düşülecek bir devlet millet dayanışması olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun için bu kadar biraz detaya girdim. Önemli. Çocuklarımız bunu ileride böyle bir hikaye olarak, böyle bir hatıra olarak anlasınlar diye bunu ifade ettim. Evet. Biz de başkanım yani bu noktada tabii söylediğiniz şeyler gerçekten çok önemli. Yani sağlık çalışanları görüldü. Hemşireler, doktorlar, sağlık hizmeti veren arkadaşlar ama söylediğiniz gibi yani sokakta mücadele veren temizlik çalışanları vardı. Onları hatırlattınız. İşte Hasan Tahsin Usta farkı da bu olsa gerek. Başkanım şey soracağım size. Şimdi siz Karadenizlisiniz. Tabii gururumuzsunuz. Biz de bir Karadenizli olarak sizi çok seviyoruz ama şöyle de bir gerçeği var. Yani Hasan Tahsin Usta özelinde şöyle bir gerçek var. Şimdi eski Gazi Osman Paşa ile şimdikini yan yana koyduğumuzda arada inanılmaz bir uçurum var. Yani eskiden insanlar Gazi Osman Paşa'da işleri olduğu zaman bile özellikle kış aylarında çok gelmek istemezlerdi. Bir kentsel olarak problemler yaşıyorlardı. Ama sizin gelmenizle beraber de daha ferah bir Gazi Osman Paşa yaşanmaya başladı. Tecrübelerinizden yola çıkarak sorayım. Ne yaptı Hasan Tahsin Usta Gazi Osman Paşa'ya? Değişime nereden başladınız? Şimdi aslında şehirleri değiştirmek kolay. İmkan varsa, teknolojik fırsatlar varsa, plan yapıp bu işi uygulama iraden, yeteneğin azmin varsa bunu yapabilirsin. Zor olan, en zor olan insanların dönüşümünü sağlamak. İnsanların bu değişim dönüşüme bakışını sağlayabilmek. İşe girdiğimiz zaman bunu doğrusu düşünmemiştik. Ama değişiklikleri peş peşe yapmaya kalkınca teknolojiden başlamak suretiyle göreve geldiğim zaman İstanbul'daki 39 ilçeden teknolojik anlamda 39. sıradaydı.
buna çok fazla kafaya takmıştım ve 2014 yılında bir hedef koydum. Şu anda İstanbul'da ilk üçteyiz teknolojide. Bilgi işlemde ve teknolojinin kullanılmasında, teknolojinin gelişilmesinde. Bu bizim için bir hedefti. Ama bunu yapmaya başladığımız andan itibaren, başta kendi personelimiz, çalıştırdığımız insanlar bu işin çok zor olduğunu, imkansız olduğunu, bunun işte şu kadar para, şu kadar zaman gerektirdiğini bizi 3-4 ay böyle oyaladılar. Onun da kolları sıvayıp kendi imkanımız, personelimizle bu işi yaptıktan sonra bu işin olabileceğine inandılar. Sonrasında, yani az önce ifade ettim, bizim için şehrin formatlarını değiştirmek, algısını değiştirmek ve şehirde şehir kültürünü geliştirmek esas hedefimiz. Yani İstanbul'un tam ortasına yakın bir yerdeyiz. Coğrafi konum olarak önemli konumda Gaziosmanpaşa. Ama ulaşımı yok, metrosu yok, sosyal donatıları yok, kütüphanesi yok, sosyal merkezleri yok, yüzme havuzu yok, spor kompleksi yok. Yani bir baktığın zaman Gaziosmanpaşa acaba İstanbul mu ya da unutulmuş bir şehir mi diye kendi kendimize böyle bir planlamayla, kolları sıvayarak öncelikle şehrin bir master planını yaptık. Çok hızlı bir şekilde Çevre Bakanlığımızla birlikte, yani bunu belki de Türkiye'de yapan bir başka belediye yoktur. Vizyon plan, kentsel dönüşüm master planı bir yıl içerisinde tamamlamak suretiyle şehri yeniden inşa etme kararları aldık. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Şehrin tüm donatılarını, ihtiyaçlarını, altyapısını, yağmur suyu, kanal suyuna varıncaya kadar tüm taleplerini, nüfus planlamasını yeniden formatladık. Ve biz bu çalışmayı çok hızlı bir şekilde, yani tarihte belki de rekor denecek bir hızla bir yılda bu çalışmayı yapıp tamamlayıp uygulamaya geçtik. Sonrasındaki hedefimiz planlı bir şekilde önce donatıları, ulaşımla ilgili ihtiyaçları, sonra kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları, sonra kamu binalarını inşa etmektir. Belediye, hükümet binası, emniyet vesaire. Bir tane emniyet binamız yoktu. Yani bir belediyenin eski bir binasında emniyet hizmet veriyordu. 1 milyon kendi nüfus oydu. Yine 500 bin nüfus var. Yine aynı bina. Dolayısıyla buna planla başlayıp sonrasında etap etap kentsel dönüşüm süreçlerini anlaşıp yıkıp yapmaya, teslim etmeye, sonra yenisini yapmaya bir sistem kurduk. Yani bu sistem çalışıyor. Bir yandan da kamu binalarını yenilemeye, ki belediye ikinci döneme bıraktık. Nasıl olsa bu dönemde de biraz önceliklerimiz değişti ama pandemi girdi, başka şeyler girdi ama hükümet binasını İçişleri Bakanımız ilk göreve geldiği zaman gittik, talep ettik. Şu anda bitmek üzere. Çok güzel bir hükümet binasına kavuşuyoruz. Emniyet Müdürlüğü binası, Milli Eğitim, Adliye vesaire, bunlar ömrü tüketmiş durumdaydı. Bunlar hepsini bu şehre getirmeye gayret ettik. Geldi, geliyor, gelecek yani. Bu planlaması yapıldı. Diğer taraftan bizim metro ile ilgili çok ciddi bir beklentimiz vardı. Evet. Eski belediye başkanımız Kadir Topbaş'ı ilçemize getirdiğimiz zaman ben bunları anlatınca bana kızdı. Gaziosmanpaşa'da Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane tesisi yok dedim. Bir tane kütüphanesi, sosyal tesisi, parkı, hiçbir şey yok. Bir otobüs durakları var yani. Bana o kadar kızdı ki, ya dedim başkanım gerçekten yok. Bu şeyle, ağlamayla bize metro sözü verdi ve metro inşaatını başlattı. Şu anda aslında bitmiş olması gereken ve İstanbul'un en büyük metrosu Kabataş'tan Mecidiyeköy, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa'dan 4 tane istasyonu var. Mahmut Bey'e kadar uzanan bir metro normalde 2019 yılında hizmete girmesi gerekiyordu. Fakat Türkiye şartları ve seçim, yani bu uzadı ama da muhtemelen bu yıl bitecek noktada bu şey. Her şey bitmiş. Biz test sürüşlerini 2019'un Ocak ayında yaptık bunu. Aynen. Yani 1,5 yıl önce test sürüşünü yaptığımız metro. Burada bizim de çok büyük bir arzumuz, isteğimiz olmuştu. İkinci metro ihalesini, projesini de sağ olsun Vezneciler, Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultan Gazi, oradan Arnavutköy, 3. Havalimanı'na projeler bitti, ihalesi yetişmedi. Kadir Topbaş görevde bırakınca o askıda kaldı. Normalde onun da ihalesi 2019 yılında yapılacak. Ama proje bitmiş inşallah. Bunu da yapını bekliyoruz. Bunu niye söylüyorum? Bir başka projeyle birlikte 3 tane metro projesini, biri başladı, inşaatı bitmek üzere, biri ihalesi bitti, projesi başlamak üzere, ihalesi başlamak üzere.
Bir diğeri de yine Söğütlü Çeşme, Gazi Çeşme, yine Gazi Paşa'nın tam merkezinden geçiyor. Üç tarafını biz metroyla projelendirdik. Bir kısmı yapılacak. Benim hayallerimden en önemlisi buydu. Bu hayalin en azından adımlarını attık, planlarını yaptık. Allah ömür verirse de, imkanlar olursa da bunu yapacağız. İnşallah. Statlarımızı, spor komplekslerimizi açtık, açacaklarımızı oluşturduk. Yüzme havuzumuz hiç yoktu. Kütüphanemiz hiç yoktu. Çok şükür iki tane kütüphane açtık. Mesela bizim şu anda çok arzu ettiğimiz bir tane gençlik bir spor bahçesi hayalimiz vardı. Projesi bitti, ihale aşamasına geldi. O da büyükşehir yaptıracaktık onu. O da durdu ama bütün bu hayallerimizin aslında son cümleyi söyleyeceğim. Bütün bu hayallerimizin zor kısımlarını, karar kısımlarını, plan kısımlarını biz geçmiş dönemde yaptık. Hem de tarihin en zor dönemini yaşadık. 8 tane seçim, 1 tane darbe, ekonomik krizler. Bütün bunlara rağmen biz geçen 5 yılda bu zor kısmı, planlama kısmını, karar verme kısmını, yer bulma kısmını tamamladık. Bunların hayata geçirilmesi kalmış. Ömrümüz yeterse biz tamamlamak nasip olsa biz tamamlarız. Olmasa bile gam yemiyorum, gözüm arkada kalmayacak. Çünkü Gazi Osman Paşa ilçesinin önümüzdeki 2050 yılına kadar olan her türlü ihtiyacını planlamış durumdayız. Ben bu anlamda birinci adım olarak hayalime, hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Çünkü şehri artık bir İstanbul şehri olarak bundan sonra göreceğiz. Şehri İstanbul'a entegre olmuş ulaşımıyla, metrosuyla ve diğer sosyal donatılarıyla bir farklı şehir olarak esas konumunu oturtacağız. Coğrafik olarak şimdi havalimanı, işte bugün havalimanında bir açılıştaydık. Bunu bu arada söylemek istiyorum. Buyurun. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın müthiş öngörüsü, Türkiye'ye kazandırmış olduğu 3. havalimanındaki o ufuk inanılmaz bir değer katacak bir proje. Bugün orada birkaç açılış vardı, bir de cami açılışı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açılışlarına katıldık. 3. havalimanı Gazi Osman Paşa'ya 15 dakika. Yani havalimanından çıktığın zaman ilk uğrayacağın şehir merkezi olarak Gazi Osman Paşa. Belki bizim sınırlarda değil, eski ilçemiz sınırlarındaydı o zaman Arnavutköy, ama şimdi havalimanından çıktığın zaman Gazi Osman Paşa'ya düşüyorsun. Metro Kuzey Marmara Tem Otoyolu yine Gazi Osman Paşa'nın kenarından çıkıyor. 3. havalimanı, Kanal İstanbul, 3. Boğaz Köprüsü ve bunların erişim noktasındaki metrolara entegrasyonu ve şehirdeki değişim dönüşüm hareketleri. Bundan sonra Gazi Osman Paşa'yı inşallah İstanbul'un bir semti olduğu noktaya taşıyacak. Biz de bu halimize inşallah kavuşacağız. Herhalde bu kadar da yeterli. İnşallah. Evet başkanım, yani biz tabii dediğiniz gibi gerçekten büyük hizmetler var. Biz Gazi Osman Paşa halkı adına öncelikle size çok çok teşekkür ediyoruz ama nihayetinde bir Karadeniz televizyonuyuz. Karadeniz'i de İstanbul'da en iyi temsil eden bir Karadenizli olduğunuzu da biliyoruz. Bunun için Karadenizler adına ayrıca yine size çok çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız başkanım, birçok çalışmanız var. Programımıza konuk olduğunuz, konuk olduğunuz için de yine çok teşekkür ediyoruz. Ben özellikle size, Mavi Karadeniz'in izleyicilerine, Mavi Karadeniz çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güçlü bir şekilde hem Karadeniz'in sesini duyuruyorsunuz ama ben gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla ve bildiğim kadarıyla da sadece Karadeniz'den izlemiyor sizi. Bunu da parantezle ifade edeyim. Güzel bir görev yerine getiriyorsunuz ama tabii ki Mavi Karadeniz'in ismiyle bunu yaymış olmak da bizleri doğrusu gururlandırıyor. Çok teşekkür ederim. Yani Karadeniz insanlığıyla ilgili bir şey söylemek gerekirse gayretli, çalışkan, mert, bazen de sert oluyor. Ona da alışmak lazım yani. Onu herhalde aşarsak İçten oluyor biraz başkanım. Bence bana işte sorarsan... Mert dediğim o. Evet, evet. Yani Karadeniz insanlığın şöyle güzel bir tarafı var başkanım. Şimdi bazı insanlar beyninin arkasında bir şey saklar. Hani dışarı çok fazla vurmaz. Ama Karadeniz insanı öyle değildir. Sevincisini, coşkusunu en iyi şekilde dışarı yansıtır. Sinirlendiği zaman da zaten 5 dakikada geçen bir sinir vardır. Onu da dışarı yansıtır. Ama şu bir gerçek ki
Karadeniz insanların, sizin gibi değerli insanların da bu ülkeye gerçekten büyük büyük hizmetleri var. Başkanım, bu arada hemen şunu söyleyeceğim. Hep beraber. Bu arada size şunu söyleyeceğim. Bizim İstanbul'da bir stüdyomuz var. Giresun'da da vardı. Dün itibariyle bitirdik çalışmaları. Trabzon'da da bir stüdyomuz oldu artık. İnşallah bir gün sizinle orada da bir program yapma şansı buluruz. Trabzon'da mı? Evet, Trabzon'da bir stüdyo yaptık başkanım. Çok da güzel bir stüdyo oldu. Yani kısmet olursa Kurban Bayram civarlarında bir ziyaret etmeyi planlıyorum. Bak, Allah karşılık vermezse. İnşallah memnuniyetle. Burada da inşallah bu pandemi süreci normale dönmemize vesile olarak bir normalleşme yaşarsak farklı etkinliklerde de yine bir arada olmayı arzu ederiz. Şeref duyarız başkanım. Bize de düşen başka hususlar olsa yine her zaman yanınızdayız. Çok teşekkür ediyoruz. Şeref duyarız. Dediğiniz gibi başkanım, inşallah ilerleyen günlerde stüdyomuzda da sizi konuk ederiz. Nihayetinde başarılarınızı Türkiye ile ya da tecrübelerinizi Türkiye ile de paylaşmış oluruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz başkanım. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum ben de. İyi yayınlar diliyorum. İzleyicilere de en derin saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Sağlıklı günler başkanım. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Hasan Tahsin Usta, sevgili izleyiciler. Belki İstanbul'da yaşamayanlar bilmeyebilir. Ama geçmişten bugüne Gazi Osman Paşa'da gerçekten iyi çalışmalar yaptı. Ve bir Karadenizli olarak da Karadeniz'i İstanbul'da çok çok iyi bir şekilde temsil etti. Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.